Bu olay İstanbul'da gerçekleşiyor. 42 yaşında erkek bir hasta boğaz zırhı, ateş, yutkunma güçlüğü ve nefes darlığıyla hastaneye başvuruyor. Akut 3 solunum yolu enfeksiyonu nedeniyle ilaç tedavisi veriliyor. Fakat aynı gece çok şiddetli bir nefes darlığı ortaya çıkıyor. Neden? Çünkü boğazı tamamıyla şişmiş durumda. Ve bunun sonucunda o kadar şiddetli bir nefes darlığı ile karşı karşıya ki boğazından nefes alamadığı daralan yerden bir bahçe hortumu sokmaya çalışıyor. Çünkü işin sıkıntısının orada da olduğunu biliyor. Ve sonuçta bu açlık onu bir çılgınlığa götürüyor ve eline bir bıçak alıyor ve boğazındaki darlığın alt bölgesini keserek nefes almaya çalışmak için oraya bir delik açıyor. Gördüğünüz üzere bu orijinal fotoğrafta iki tane soluk borusunun üzerine delik açmayı başarmış. Tabi yakınları tarafından hastaneye götürülüyor ve sonuçta bu tespit yapıldıktan sonra görülüyor ki bütün boğaz tamamıyla ödemli, soluk borusu ödemli ve hemen ameliyata alınıyor. İyi ki ameliyata alınıyor. Neden? Çünkü kanama başlıyor. O kestiği yerin hemen yanında bir toplar damar var ve o toplar damar dikilerek hayatı kurtarılıyor ve kendisine bir trakeotomi açılıyor. Bu da Ok Meydanı Hastanesi'nde oluyor ve bunu bir yayın yapmışlar. Arkadaşları kutluyorum. Biliyorsunuz soluk borusunun delinmesi ve oraya bir kanül yerleştirilmesi işlemi bazen yoğun bakım hastalarında zorunlu olarak bazen de tümör veya enfeksiyon nedeniyle şart oluyor. Trakea soluk borusu delmektomi, trakeotomi adına veriliyoruz bu işleme ve bu işlem özellikle tümör dediğim gibi herhangi bir yabancısın vesaire nedeniyle tıkanması sonucunda yapılan bir işlem. Bunun haricinde de özellikle yoğun bakımda 7 ila 2 hafta arasında yani 7 ila 14 gün daha doğrusu süre içerisinde eğer hala solunum aletinden ayrılamamışsa o zaman buraya bir delik açıp solunum aletini oraya bağlamak gerekiyor. Bu sonradan çok kolay bir şekilde çekildikten sonra iyileşebiliyor. Bazı durumlarda ise larenjektomi dediğimiz trakeanın üst bölgesi çıkartılırsa zorunlu olarak o bölgede delik bir gümüş kanille duruyor. Burada söylediğimiz önemli bir nokta var, o da şu, biz hastaların solunum aletinde uzun süre kalmasını istemeyiz. 7 ila 14 gün içerisinde eğer kurtulamamışsa trakeotomi açılması gerekir. Bir haftayı doldurduktan sonra bununla ilgili çalışmalar başlanır, hasta yakınları bilgilendirilir. Bundan korkmamak gerekiyor, temel amacı enfeksiyondan korunmak ve o tüp orada hasar verebilir, enfeksiyon yapabilir ve böyle bir durumda solunum aletinden ayrılmak için iyi bir avantaj sağlayabilir. Hazır burada konu gelmişken hani çok zor durumlarda bir tükenmez kalemin içini boşaltıp nefes açlığı çeken birisinin boğazına kalemi saplayabilir misiniz konusuna gelelim. Bakın görüyorsunuz normal işlem nasıl cilt cilt altı geçildikten sonra yağ dokusu göçülüyor. Ön tarafta bir küçük kas kitlesi var. Hemen onun arkasında krikoid dediğimiz yapılar ortaya çıkacak. Adem elması denilen şey ortaya çıkıyor bakın. Hemen onun altında ise trakeanın halkaları var. Trakeanın halkalarından bunu açık bir şekilde görebiliyoruz. Ve sonra bu bölge delinerek oraya kanül yerleştiriliyor. Ve o kanül daha sonra çekilebiliyor. Çekildikten sonra da orası hızlı bir şekilde kapanıyor. Bu hayat kurtarıcı bir işlem ve solunum aletinden kurtulmak için iyi bir yol. Şimdi geldik kaleme. Kalemle bunu yapmak o kadar kolay değil. Niye kolay değil? Çünkü Almanya'da bir deneme yapmışlar. Yoldan 10 kişiyi toplamışlar. Kısa bir eğitim vermişler. Sonra kadavraya bunu saplamasını istemişler. Fakat 10 kişiden ancak sadece bir kişi başarabilmiş. Çünkü o kalemi alıp da oraya bir insizyon yapsanız dahi, yani orayı kesseniz dahi oraya geçme imkanına maalesef sahip değilsiniz. Öyle bir şey yapmamanızı öneririm. Günümüzde gelişmiş 112 sistemi nedeniyle belki de böyle bir şeye gerek duymamak daha uygun olacaktır efendim. Bunu da sizlere küçük bir not olarak paylaşıyorum. Çünkü yoğun bakımlarda hastalar boğazına delik açılacak, delildiği zaman yakınları büyük endişeye kapılırlar. Bu aslında hastanın bir kademe daha ileriye gidip iyileşebilmesi için kullanılan bir yöntemdir efendim. Teşekkür ederim. Görüşmek üzere. Hoşça kalınız.